Şimdi Türkiye'deki iktidar 2015'ten beri kendisinin yeniden iktidarda kalabilmesini savaşa temellendirdi tamamen. 7 Haziran'la 3 Kasım arasında yeniden başlattığı savaşla iktidar olduğu için bu savaşı sürdürerek iktidarını bu hamaset üzerine temellendirdi. Bütün savaşlar ülkelerin kendi iç sorunlarına dış müdahaleleri davet eden tutumdaki iktidarların hataları sonucu bir vekalet savaşı şeklinde yürüyor. Örneğin Ukrayna Savaşı, ABD ile Rusya arasında bir vekalet savaşı. Suriye'nin parçalanmasına, Suriye'deki gelişmelere yol açan şey Esad'ın Kuzey Suriye'deki izlediği politikaların davet ettiği aslında bir sonuç. Irak aynı şekilde. Saddam örneğin Halepçe'de bir kimyasal katliam yapmıştı. Ondan sonra güney komşusuna saldırdı. Bunun sonucunda dünyanın müdahalesiyle Irak paramparça oldu. Mesela Suriye'deki koalisyon güçlerinin savaşa dahil oldukları hadise Esad'ın 80 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kimyasal saldırısının sonucu. Süper güçler bu tür ülkelerde devletlerin, iktidarların daha doğrusu savaşa yönelik bu tür saldırılarına, katliamlarına aslında göz yumarak böyle bir ortamın olgunlaşmasını bekliyor hep. Türkiye'nin saldırılarının böyle bir anlamı var. Yani Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler 3. bir dünya savaşının kapımızda olduğunu gösteriyor. Bunun nükleer silahların da kullanıldığı yıkıcı bir savaş olacağı da bir gerçek. Örneğin bir ABD'li yetkili diyor ki bu akşam Rusya ve Çin'le savaşacakmış gibi hazırlanıyoruz. 2 gün önce Putin benzer bir şey söyledi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en tehlikeli yıllara girdik. En tehlikeli 10 yıl yaşanıyor diye. Bütün bu gelişmeler Türkiye'nin kendi sorunlarını kendi içinde demokratik bir şekilde çözmesini zorunlu kılıyor. Ama tam tersine iktidarını bu sorunları savaşla çözeceği toplumu da savaşla çözeceğine inandıran bir zemine oturtan bir iktidar var. En büyük şanssızlığımız bu. Örneğin sadece kimyasal silah kullanıldığına dair sözler değil, taktik nükleer silahlar da benzer şekilde. Ki bunu bir emekli Kor General Erdoğan Karakuş televizyonda söylemişti. Kara kuvvetlerin elinde taktik nükleer silahlar var diye. Türkiye'de nükleer başlıklar var. Bunu biliyoruz. NATO'ya deklare edilen ülkeler de var. Bütün bunlar 3. Dünya Savaşı'nın yine bir vekalet savaşı şeklinde ve nerede cereyan edebilir diye düşündüğünüzde Anadolu'nun, Türkiye'nin, Orta Doğu'yu da kapsayacak şekilde belki böyle bir savaşın sahnesi olacağına dair olasılıkları kuvvetlendiriyor. Özellikle demokratik kamuoyu savaşa toplumun %99'u savaş istemiyor. Bu kesin. Ama savaşı bir zorunlu ve tırnak içinde bir terörle mücadele gibi algılıyor. Halbuki böyle değil. Bunu savaşı teninde hissetmiyor Türkiye'deki insanlar. Bu orada işlenen suçların, orada insana işlenebilecek insanlık suçlarının farkında da değiller. Bundan korkuyorlar, bunun farkına varılmasından korkuyorlar. Kuşkusuz elimizde çok somut böyle bir karar yok. Yani kimyasal silahlar kullanılmıştır diyecek olan şey bağımsız bir inceleme heyetidir tabii ki. Şebnem Korur Fincancı'nın da işaret ettiği budur. Bu incelensin diyor örneğin. Buna bile tahammülleri yok. Çünkü bu biraz da suçluluk psikolojisi. Toplum böyle bir şeyi öğrendiğinde tepki olabileceğini düşünerek susturmak istiyorlar her şeyi. Halbuki böyle bir olasılığı kuvvetlendiren
çok şey var. Kuzey Irak'ta süren savaşta ise 7 aydır süren bir savaş bu. NATO'nun ikinci büyük ordusu, karşısında hiçbir hava gücü, hiçbir hava savunma gücü yok. KDP'nin orada ona rehberlik ettiği, işbirliği yaptığı bir ortamda, ABD'nin, Rusya'nın izin verdiği bir ortamda olmasına rağmen 7 aydır Türkiye'deki iktidarın istediği tırnak içinde başarıya ulaşamadı. Oranın kontrolünü sağlayamadı. Tabii ki kendi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de çok sayıda asker yaşamını yitirdi. Resmi rakamlar bile 60'ı buldu yanılmıyorsam. Esas AKP iktidarı seçime giderken büyük bir başarı elde edip bunu da içeride kamuoyunda kaybettiği oyları toparlamada kullanmak istiyordu. Bu başarıyı elde edemedi bir türlü. Bu tür bu ortamda her şeye başvurabileceğini düşünüyorum örneğin böyle bir savaşa yeltenen bir iktidarın. Çünkü mesela muhalefet de bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Özellikle CHP ve işte Altılı Masa çevresi. Bu da iktidarın saldırganlığını artırıyor. Yani onlar da dış meseleler söz konusu olduğunda iktidarın yanında saf tutuyorlar. Nitekim Şebnem Korur Fincancı'nın bu son derece bilim insanının yapması gereken açıklamasına bile CHP Mehmetçiğin sicili temizdir diyerek aslında Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanma emrini orada CHP vermiştir. Asıl üzerinde durulması gereken şey budur. Yani eğer siz iktidarın yanlışlarına Mehmetçiğin sicili temizdir diyerek sahip çıkarsanız, burada sahip çıktığınız şey Mehmetçik değil aslında. Çünkü Mehmetçik diye tanımlanan, eskiden var olan ordu artık yok. Artık ordu geleneksel o eski yöntemle askerlik görevini yapan kişilerden oluşmuyor. Artık profesyonel bir ordu var. Eskiden sözleşmeli erbaş yoktu örneğin. İşte dolayısıyla bu Mehmetçik sözü de içeride bu hamasi bir ifadeyle çok fazla kullanıla maalesef eskitilmiştir. Aslında artık doğru değil. 2000'li yıllardan itibaren bu özelliği kalmadı. Paralı askerlerden oluşan bir profesyonel ordu var. Şimdi bunu Türkiye'nin orada 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru açma gibi bir niyeti var, bunu söylüyor hep. Kara harekatına izin çıkmadı bölgedeki süper ABD, Rusya gibi güçlerden. Dolayısıyla böyle bir şey yapılamadı ama hava saldırıları sürekli sürüyor. Top atışları sürüyor. Top atışları şöyle, askeri anlamda şöyle bir rol oynar. Top atışı güdümlü bir silahın vurduğu gibi bir noktaya düşmez. O belirlenen koordinatın etrafındaki bölgelere de düşebilir. Çünkü bir top mermisi uzun bir uçuş yolu izleyerek gider. Rüzgardan falan etkilenir. Dolayısıyla ilk top mermisinden sonra hedefe daha yaklaştırmak için ileri topçu gözcüleri bazı şeyler, düzeltmeler söyler. İşte bir milim sağa, iki evlek ileri diye şarkılara konu olmuştur. Bu şunu gösteriyor, o bölgeyi tümüyle düşman ilan ederseniz oraya fütursuzca top atışlarıyla dövmektir hatta. O yanına yöresine de düşse mahsuru yoktur atışı yapan taraf açısından. Bu da şunu gösteriyor, yani bölgede siviller var, köyler bombalanıyor örneğin. Ya sadece orada terörist diye nitelendirdikleri kişiler yok. Bölgenin tamamının düşman olarak görüldüğünü gösteriyor bu. IŞİD'den kopan El-Kaide, El-Nusra gibi çetelerdir bugünkü HTŞ'yi oluşturanlar. Dolayısıyla orada kim IŞİD'i durdurdu? Orada IŞİD'i durduran güçleri temizleyip bölgeyi onlara teslim etmek bir güvenlik koridorundan çok, Türkiye'nin başına çok daha büyük belalar açabilecek bir terör koridoru, İslamcı bir terör koridoru yaratmak demektir. Türkiye'deki bu
savaş top atışlarından verdiğim örnek gibi, yine kimyasal silah iddialarında olduğu gibi, bu fütursuzluk tabii ülkede halk tarafından doğru algılanmıyor. Yani bu iktidar düşmanına bile yapılmayacak bazı şeylere tevessül ediyorsa, iç politikada da hukuku tanımayan şeylerle bunu birleştirdiğimiz zaman durum çok vahim. İçerideki hukuksuzluk, bu hukuksuzlukları yapan dışta savaş hukukuna uyar mı? Kuşkusuz uymaz ve birçok suça imza atabilir bu iktidar. Toplum bunu düşünmesi lazım. Ne yazık ki eksik olan şey bu. Başta söylediğim gibi, çünkü savaşı, mesela Irak'taki savaşı teninde hissetmiyor Ankara'daki, İzmir'deki insanlar, İstanbul'daki insanlar. Bunlar dolayısıyla o savaşın vahimliğini ve ülkeye nasıl bir karanlık gelecek hazırladığının farkına varmıyorlar. Bunu anlatmamız lazım. Barış ihtiyacını bütün toplumun bütün kesimlerine yaymamız lazım ki iktidarlar hem böyle suçlara tevessül etmesinler, hem de savaşlar artık bitsin, meseleler demokratik ve diyalogla çözülsün diyen bir toplum baskısı olmadan barışın gelmesi mümkün değil. Toplum buna prim veriyor. Tabii bunu iktidar da manipüle ederek toplumu bu hale getirdi 7 yılda. Muhalefetin en büyük suç ortaklığı burada. Bunun açığa çıkartılıp buna karşı barış zemininde bir mücadele etmek yerine iktidarın arkasında durdular. Tezkerelere evet dediler. Kimyasal silah iddiaları araştırılsın demediler örneğin. Mehmetçiğin sicili temizdir dediler ki, az önce anlattım, böyle bir Mehmetçik'ten söz etmiyoruz artık. Farklı bir ordu var, bir profesyonel ordu var. Dolayısıyla iktidarın bunda suç ortaklığı çok büyük ve asıl değişmesi gereken şey bu. Evet, yani 3. Dünya Savaşı bir vekalet savaşı demiştim başta. Bu savaşın bu topraklarda ancak bizim dediğim gibi tenimize dokunduğunda anladığımızda çok geç olacak. Bu yüzden şimdiden savaşı ülkemize çeken iktidarın bu saldırgan tutumuna set çekecek bir barış talebini yükseltmekten başka çaremiz yoktur.